Bismillahirrahmanirrahim. Bir başka metin inceleme videosuyla birlikteyiz. Ve'lem, sen bil, enne şüphesiz ki el insane insan, nasıl insan? El mühevvebe, saygılı, edepli, terbiyeli, nazik, hangisini istersen artık. Kibar insan, la yulurru, zarar vermez. Kim zarar vermez? O kibar insan. Kime zarar vermez? Ellezine, o kimselere. Hangi kimselere? Yusafiruna, yolculuk yapıyor. Yolculuk yapan kimselere. Kiminle birlikte yolculuk yapan? Ma'hu, kendisiyle. Nazik insan, kendisiyle birlikte yolculuk yapan kişilere zarar vermeyeceğini bil. Ve la yef'alu, ve yapmaz. Kim yapmaz? O nazik insan. Peki ne yapmaz? Ma şey ki yudayiku, rahatsız ediyor. Hım, onları, hangi onları? Kendisiyle birlikte yolculuk yapanları. Toparlarsan yine o kibar insan la yef'alu ma yudayikuhum, kendisiyle birlikte yolculuk yapan kişileri rahatsız edici şey yapmaz. Vayaka yuvayiku, rahatsız ediyor. Ma yuvayiku, rahatsız etmez, etmiyor. Hum, onları. Fe öyleyse, la yeftahu, yani fe öyleyse bu durumda, yani madem ki kibar insan kendisiyle birlikte yolculuk yapan kişilere zarar vermez, onları rahatsız edecek şeyler yapmaz, öyleyse la yeftahu, açmaz. Kibar insan neyi açmaz? Ennafilete, pencereyi. Ev veyahut da yukfilu, kapatmaz. Ha, o pencereyi. Pencereyi açmaz da kapatmaz da. İlla ancak pencereyi açar, kapatır. Ne zaman? İde edine. Edine, izin verdi demek. İde edine izin verirse veya izin verdiği vakit. Yani buradaki idayı s, sa gibi şart manasında veya dı, zaman, vakit gibi zaman manasında da çevirebilirsin. Dolayısıyla ida edine izin verirse veya izin verince, lehu, kendisine, kim izin verince veya verirse, caruhu, komşusu. Car, komşu demek. Burada tabi komşudan maksat, madem yolculuktan bahsediyoruz, yolculuktan bahsediyor. Yanındaki kişi, yakınındaki kişi yani. Komşusu, yanında oturan kişi ona izin vermedikçe pencereyi açmaz ve kapatmaz. Ve la yerfa'u, yükseltmez. O nazik insan neyi yükseltmez? Savtehu, kendi sesini yükseltmez. Ve ida vecede, yine ida geldi. İda, se, sa veya zaman diye çevrilecek. Vecede, buldu demek. İda vecede bulursa veya bulduğu zaman, kim? O kibar insan, nazik insan bulursa veya bulduğu vakit, ne bulursa? Rakiben, bir yolcu. Rakebe kökünden, rakibe kökünden. Rakip, binici, binen demek. Burada bir araca binmiş mesela, otobüs olabilir, uçak olabilir. Rakiben, binici, binen kişi. Burada yolcu diye çevirirsek daha yakışabilir. Yolcu, nasıl yolcu? Merivan, hasta. Hasta bir yolcuyu bulduğu vakit veya bulursa. Şimdi bulduğu vakit diye çevirdiğimizde de sanki kaybolmuş birisi de bulunmuş gibi oluyor, değil mi? Yine Türkçe'ye uyum bakımından ida vecide bulduğu vakit değil de gördüğü vakit. Görürse, kibar insan görürse, rakiben, bir yolcu görürse, nasıl bir yolcu? Merivan, hasta bir yolcu görürse, ayakta mesela, ayakta bir yolcu görürse, kaimen sıfatı da eklenebilir, eklenmemiş, var yani. Ayakta ve hasta bir yolcu sen görürsen, burada o yolcu görürse, o misafir, ve idâ vecede, o kişi görürse, yani nazik insan görürse, rakiben, bir yolcu, nasıl yolcu? Meriban, hasta bir yolcu ve yerinde oturmayan, ayakta olan, yani kaimen yazmıyor ama o mana var burada. Ve ayakta görürse ne yapar?
Terake terk eder. Yani verir, bırakır o nazik insan. Neyi bırakır? Mekanı, kendi mekanını bırakır, terk eder. Lehu o kişi için. Yani oturduğu yerden ne yapar? Kalkar ki o hasta ve ayakta olan kişi onun yerine otursun, ayakta kalmasın diye. Terake bırakır, terk eder. Mekanı, kendi yerini. Lehu rakiben meriban denen kişi için. Yani hasta ve yolcu olan kişi için. Niye yerini ona bırakıyor? Liyeclise otursun diye. Fihi kendi yerine, kendi bıraktığı yere oturabilsin diye. Şimdi tekrardan inceleyelim. Ve alem bildiğiniz üzere alime ya'lemu kökün nedir? Emri hazırdır. Sükun üzere mebnidir. Ente gizli zamir kendisinde faildir. Sana mef'ul lazım. Madem meful cümlesi gelir. Niye meful lazım? Çünkü alime ya'lemu nedir? Mütaddi fiil, yani geçişli fiildir. Geçişli fiil olduğu için kendisinden meful almalıdır. Meful arıyoruz. Meful cümlesinin başında Elif Nun maddesi, yani şurası değil mi? Elif Nun maddesi fethalı, yani enne diye okunur. Yani inne diye okunmaz. Meful cümlesinin başında olduğundan enne. Harekeli olsa, hareketsiz de olsa sen bunu bil. Peki niye fethalı yani hemze? Bundan dolayı. Neyden dolayı? Meful cümlesinin başında olduğundan dolayı. Meful cümlesinin başında olduğu nereden anladın? Çünkü ve alem emri hazır fiildir, fail, gizli zamir, entedir. Artık bana meful lazımdır. Tamam. İnne enne nedir? Harfi müşebbetün bil fiil. Ne iş yapar? İsmini nasf haberini raf eder. İsmi nerede? El insane ennen ismidir. Mensup nasf alameti fetha. El müheddeb insan kelimesinin sıfatı olur. Değil mi? Bunlar o zaman el insan ennenin ismi. El müheddeb insan lafzının sıfatı. Yani insan lafzı ennenin ismi olmakla birlikte aynı zamanda mevsuftur. Yani sıfatlanan kelimedir. El müheddeb onun sıfatıdır. Tamam. El müheddeb kelimesi heddebe, yuheddibu, tehdib, müheddeb. Yani tef'il babından ne olur? İsim mef'uldür diyebilirsin. La yadurru, insan ne yapar ne yapmaz? La yadurru, zarar vermez. Şimdi ennenin ismini buldun. Ennenin ismi insan. Tamam, haberini arıyoruz. Haberi nedir? La yadurru, varra yadurru, medde yemuddu gibi muzaf fiildir. Değil mi? Medde yemuddu, şedde gibi, galle, avva gibi. Bu da varra muzaf fiildir. Muzari. Merfu raf alameti ra'daki zamme la yadurru zarar vermez. Zarar vermiyor. Kim zarar vermez? Faili nerede senin? Bunun faili gizli zamir hüve. O kişi zarar vermez. Hangi kişi? Yani edepli kişi, nazik kişi. Fail oraya raci. Hüvesi failmiş. Yadurru'ya ne lazım? Mef'ul. Çünkü zarar verir veya vermez. Yani zarar verme eylemi mütaddi bir eylemdir. Ellezine onun nesi olur? Mef'ulü olur. Ellezine neyin mef'ulü? Varra yadurru'nun mef'ulü. Peki. Ennen ismi insan haberi nerede? Habere la yadurru artı hüve. Veya la yadurru artı hüve artı ellezine. İhtilaf var. O yüzden veya dedim. Yani haber olarak tespit edilirken fiil fail mi yoksa fiil fail ve meful üçlüsü mü cümle olarak değerlendirilmeli? Buna dair ihtilaf var. Sen ister fiil fail yani la yadurru artı hüve için haber de, istersen la yadurru artı hüve artı ellezine haber de, ikisi de mümkün. Her ikisini de destekleyen nahiv alimi var. Problem yaşamazsın. Sonuç olarak enlerin haberi burası yani. Enne ismini nasb haberini raf eder. Öyleyse burası haber nedir? Mahallen merfudur. Cümle olarak. La yadur mahallen merfu demiyorum. La yadur zaten lafzan merfu. Ra'da zamme var. Konu değil. Konu cümle olarak, fiil cümlesi olarak, bir bütünsel yapı olarak nedir? Mahallen merfudur. Cümleler zaten mahallen ilap alır. Peki ellezine. Ellezine nedir? İsim mevsuldür. Ki diye çevrilir genelde. Nasıl çevrilir? Ki. Ellezine. Ellezi, elleden, ellezine. Ellezine
Mebnidir. Bu isim mevsullerin tesniyesi hariç olmak üzere müfredi ve cemisi yani nedir? Mebnidir zaten. Ellezine görüldüğü üzere nundaki fethayı göz önüne alırsan fetha üzere mebnidir diyebilirsin. Peşine ne gelmiş? Cümle gelmiş. Sıla cümlesi. Yusafiruna. Buraya ne diyorsun? Sıla cümlesi. Safara yusafiru. Katile yukatilu. Yukatilan yukatiluna. Safara yusafiru. Yusafiran yusafiruna. Faale yufailu. Mufaile babından. Muzari. Merfu raf alameti. Nunun vardı. Vav. Fail. Baştaki ya muzarat harfimiz. Fa ile sin arasındaki elif bab alametimiz. Harfleri böldük. Geriye sin, fa ve de ra kaldı. Onlar da zaten sülasi mücerret için olan feal aynen lamer fiillerini temsil ediyor. Peki sırada ne var? Ma'hu. Ma'a zarftır ve muzaftır. Madem muzaf, o da muzafun ileyh olur. Nasıl muzafun ileyh? Mahallen mecrur olan bir muzafun ileyh. Niye mahallen mecrur? Çünkü zamir. Nasıl bir zamir? Muttasıl mecrur zamir. Haberini söyledik. Burası da tamam herhalde. Yeni bir cümleye geçelim. Velâ yef'alü yapmaz. Kim yapmıyor? Hüve o kişi. Hüve gizli zamir faildir. O kişi yapmaz. Hangi kişi? Yani nazik kişi, nazik insan yapmaz. İyi de ne yapmaz? Ma o şey. Ma burada nedir? Mef'uldür. Yef'alü, fe'ale yef'alü kalıp üçüncü babtandır zaten biliyorsunuz değil mi? Böyle fe'ale yef'ulu, fe'ile yef'ilu, fe'ule yef'ulu gibi vezinler, kalıplar kendisiyle belirtildiğinden her şekilde görüyoruz onu ama kendisi bizzat üçüncü babtandır. İşte yef'al üçüncü babtan. Muzari merfu raf alameti lamdaki zamme ve faili ma mef'ulüdür. Peşine sıra cümlesi geliyor. Ne gelmiş? Yuvayiku. Fa'ale yufa'ilu. Mufa'ale babından muzari merfu raf alameti kaftaki zammedir. Yuvayiku zarar veriyor. Zarar vermez yani. Ma yuvayiku. Gerçi sıla cümlesi dedim az önce yanlış demiştim. Bakın buradaki ma nafiye değil mi? Olumsuzluk manası içeriyor. Dolayısıyla isim mevsul değil, harfi mevsul değil. O zaman peşine gelen yere sıla cümlesi denilmez. Evet, onu düzeltelim. Ma yuvayiku muzari nefi hal zarar vermez, zarar vermiyor. Kim zarar vermez? Muzari merfu raf alameti kaftaki zamme faili gizli zamir hüve. O nazik insan zarar vermez. Kime? Hım onlara hım meful oldu. Mefulu bihtir. Hüve humahum muttasıl mensup zamir meful. Fe öyleyse bu durumda madem ki durum budur la yeftahu fetaha yeftahu üçüncü baptan açmaz. Kim açmaz? Hüve o kişi ve fail. Yani nazik insan açmaz. Ney en nafidete mefuldür. Evveyat da yukfilu ekfele yukfilu ifal babından muzari ifal babındandır. Ekfele yukfilu ekreme yukumu gibi. Kapatmaz. Kim? Hüve. Yine o edepli insan. Hüve gizli zamir fail. Ha meful bih oldu. İlla ancak açabilir de kapatabilir de yani kafasına göre değil demek istiyor. İza evine izin verince lehu kendisine caru yanındaki kişi komşusu. İza zarftır burada ve muzaftır. Zarftır zaman belirtiyor. Muzaftır cümleye. Edine mehmuzurfa dediğimiz bir mazi fiildir sülasi mücerret. Edine ye'denu izin verince izin verirse lehu kendisine. Kim izin verirse bak car lafzı fail oluyor değil mi? Caruhu. Hem fail hem muzaf. Hu da muzaf ne olur? Caru komşusu yanındaki kişi yakını izin verirse. Velayer tam yükseltmez. Kim? Hüve mühezzep insan. Sav tehu ve fail savte meful. Veyda vecede bulursa yani görürse kim? Hüve yine mühezzep insan faildir. Rakiben meful ve mevsuftur. Meri olan onun sıfatı. Bu durumda ne olur yani? Tereke terk eder, bırakır, ayağa kalkar. Kim? Hüve o ki faildir. Mekane mefuldür.
Mekanu kendi yerinde onun için. Niye bırakıyor? Liyeclise otursun diye. Liyeclise ne demektir? Bir ta şöyle yazalım. Bir tane li var peşine artı gizli olarak en var. İşte bu gizli en, li en yani. En gizlenmiş tabi. En ne yapmış? Muzari nasb etmiş. Bak sindeki fethanın gerekçesi li ile ya arasında. Li ile ya arasındaki gizli en sindeki fethanın sebebidir. Muzari nasb eden endir yani. Li değildir esasen. Li en yeclisedir de en gizlenmiş. Celese yeclisu. Celese yeclisu. Darabe yadribu babu. Peki liyeclise otursun diye kim otursun? Hü ve o kişi faildir. Fihi onun yerini, kendi yerine, bıraktığı yere diyerek iki satırlık bir inceleme daha yapmış olduk.